Arkadaşlar bugün Jorge Luis Borges'i anlatacağım size. Biraz özel hayatından, daha sonra iş hayatından ve eserleri kullanarak, bazı eserleri okudum araştırma yaparken, onların üzerine eleştirmesini yapacağım. Soru sormak da serbestsiniz. Ben bildiğim kadarıyla istediğiniz soruyu cevaplamaya çalışacağım. Arjantinli bir yazar, kendisi Buenos Aires doğumlu. Fakat orada kullanılan İspanyolca biraz daha farklı. Ben ismimin telaffuzunu size dinleteyim. Jorge Luis Borges. Evet. Tam Borges deyince Borges gibi bir şey söylüyor. O konuda. Çocukluğunda babası ve annesinin kültür bir insan olmasından kaynaklanan imkanlara sahip. Nedir bu imkanlar? Büyük bir kütüphaneleri var, rahatça oyun oynayabileceği bir bahçesi var ve ne var mı oyun oynayıp kütüphanede düşünmeye, okumaya fırsatı oluyor ve özel dersler alıyor. Ben sunumlar arasında kitaplarının kapaklarını yerleştirdim. Size bir fikir edilmesi açısından yazdığı kitapların, eserlerin içeriğini tahmin edilmesi açısından bunlar biraz yansıtırlar içeriği. Ona dikkat edilmiştir yani. Aşağıda da kendisine ait sözler var. Ben sizlerden geçtikçe bir yandan da onları takip edebilirsiniz. Çocukluğunda özel dersler alıyorduk. Bu yüzden de genel kültürü zaten iyi kendisinin. Fakat babasının, ailesinin bir önceki kuşaktaki üyeleri İngilizce bildiğinden dolayı İngilizceyi, İspanyolcayı akıcı konuşuyor. Daha gençliğinin ilk yıllarında bu İspanyolcadan çeviriler veya İspanyolca çeviriler yaptığı biliniyor. Burada da imzasını görüyorsunuz zaten. Kendisi, babasının kalıtsal bir hastalığı var. Ondan dolayı Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ailesiyle beraber Cenevre'ye taşınıyor. Orada bazı kolejleri gidiyor. Ve orada da yine dil konusunda bayağı yetenek olduğunu gösteriyor ve kendisi Fransızca, Almanca ve Latince öğretiyor. Bayağı geliştiriyor yani. Sonra yaşı biraz ilerliyor tabii. Fransızca, Almanca öğrendik. İspanya'ya taşınıyorlar. İspanya'da yazarlık yapmaya karar veriyor. Bazı edebiyat çevrelerinin içine girmeye çalışıyor. O zamanlar şu anki dünyadan biraz farklı. Böyle edebiyatçılar toplanırlar bir yerde, fikir alışverişi yaparlar, şiir okurlar, yazdıklarını gösterirler, fikir alırlar falan. Onların içine girmeye çalışıyor ama sonra bağımsız olmaya karar veriyor. Diyor ki benim yaptığım şey biraz daha diğer insanlardan farklı olsun, ben özgün olayım. Biraz dışlanma mı diyeyim, onları beğenmiyor gibi, tam emin değilim ona ama bağımsız olmak istiyor. Fakat yine de o zamanlar etkilendiği bir isim var, Rafael Cosmos Asens diye. Bunlar etkiliyor, bunun yolunda gidiyor bağımsız olmaya karar vermeden önce belli bir süre. Bundan etkilendikten sonra da geri 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki zamanlarda İspanya'ya geçtik. Daha sonra tekrar kendisiyle beraber Arjantin'e taşınıyor. Orada da babasının aynı zamanda arkadaşı olan bir yazar var. O da Makedonio Fernando. Makedonio ile Fernando ile konuşurken edebiyat sohbetleri yapıyorlar tabii ki. Bunlar arasında fikir alışverişi oluyor ve ister istemez onun fikirlerinden etkileniyor Borges. Bunun etkilendiği isim Makedonio Fernando gibi görünebilir ama Makedonio Fernando'nun etkilendiği isimler de Arthur Schopenhauer, George Barclay, David Hume gibi isimler. Onların da etkilendiği isimler de İndirüş. Yani bu zincirleme tanımına bakarsanız ta İndirüş'te kadar etkilendiği bir isimler sıralaması var kendisinin, Borges'in. Çalışma hayatından bahsedersek biraz, Arjantin'e döndükten sonra orada bir belediye kütüphanesinde görevlendiği, oradan sorumlu olduğunu biliyoruz. Ve Arjantin'de yönetim değişiyor. Yönetim değiştikten sonra bu yönetimin başında olan insanlara karşı bir muhalif duruşu var kendisinin, Borges'in. Ve sevmiyor, hatta o yöneticinin karısına fahişe diyebilecek kadar da ağır konuşuyor. Ve biliyoruz ki İspanya'da Rus devrimi olduğu zaman onun hakkında bazı yazılar da yazmış yani. Sosyalizm veyahut da komünizm, insan yönetimi, politika gibi konularda kendisi kafa yormuş. Ama İspanya'da Rus devrimiyle alakalı yazdıklarından dolayı kendisine utanıyor ve onları yayınlamadan daha hiç yok ediyor İspanya'dan ayrılmadan önce. Yönetimi ters düştükten sonra kendisi
ülkeden ayrılmak zorunda kalıyor. Fakat o kültürel değerlerinden dolayı, eğitimli bir insan olmasından dolayı Amerika veya Avrupa'daki birçok üniversitede, özellikle Harvard Üniversitesi'nde edebiyat, şiir gibi bir sürü ders veriyor. O derslerden birinde yaptığı konuşmadan bir iki sözcük dinleteyim size. Bu ders, Great Love Poetry, şiirin gizemi diye bir ders, şiir esrarı da diyebiliriz. Orada yaptığı konuşmadan bir iki kelime dinleyelim. Ladies and gentlemen, I feel quite overwhelmed by the very generous justice of Juan. Bu arada Borges'in en önemli özelliklerinden biri yaklaşık 55 yaş civarında olması lazım. Tam yerden gelmiyor ama kademeli olarak babasıyla aynı hastalığa yakalıyor. Kalıtımsal demiştik zaten. Bu kalıtımsal hastalık gözlerinin kör olmasını sağlıyor. O da tam ülkesine geri döndükten sonra oluyor. Ülkesine geri döndükten sonra, Amerika'da bazı dersler vermiştim. O ülkesine geri döndükten sonra kendisine ulusal kütüphanenin sorumlu olma görevini veriyorlar. Çocukluk hayaliymiş, ulusal kütüphane müdürü olması. Fakat tam kütüphane müdürü olduktan sonra kör bir baş gösteriyor. Kendisi de onu ironik bir şekilde bazı zamanlarda dile getiriyor zaten. Bana 800 bin tane kitap verdin Tanrı. Bir yandan da körlüğü verdi işte nasıl çelişki falan gibi. Bazı yerlerde konuşuyor. Bu arada aile hayatından da biraz bahsedeyim. Kendisi annesine bayağı bir düşkün. Çok uzun yıllar evlilik falan yapmıyor. Belki sevgilileri olmuştur ama göze batan kişilere ilişkiler değil. Ve annesi öldükten sonra yaklaşık 3 yıl birisiyle evli kalıyor ama o da çok iç açıcı gitmediği için ilişkisi bitirmek zorunda kalıyor. Daha sonra son evliliği ölmeden 1-2 ay önce evlendiği Mario Kodama denen Japon bir sekreteri değil, yardımcısı. Aynı zamanda yaptığı çalışmaları kendisi görmediği için bazı atlas veya da rehber gezi yazıları gibi yazılar yazdığı zaman fotoğraf çekme görevini ona üstlenmiş. Ve başka kitaplarını da biliyorsunuz zaten. Bazı kitaplarını bir iki dostuyla beraber veya bir yazar arkadaşıyla beraber ortaya çıkarmış. Kendisi Borges sadece yazı yazmıyor. Şiir, çeviri, deneme türünde eserler vermiş. Kendi alanı ise gerçeküstü hayalcilik gibi konular. Gerçeküstü gerçeklik veya da hayal gerçekliği gibi konular. Sizin daha iyi anlayabileceğiniz şekilde şöyle söyleyeyim. Fantastik türde yazıyor. Ama yazdığı konulara baktığımız zaman o şu anda sizin hemen fantastik deyince aklınıza Yüzüklerin Efendisi falan gibi böyle cücelerle devlerin savaşı, ejderhalarla titanlara savaşı gibi şeyler gelebilir ama onlarla hiç alakası yok. Bunun tarzı biraz daha farklı. Borges biraz daha bilinmeyen tarzda yazıyor. Nedir şunlar? Zaten kendisinin de eserlerinde bol ele veren bir tarz. Benim kendi gördüğüm kadarıyla iki eserini okudum. İkisinde de bu, hani her yazarın bir kimliği var. Bir eser okuduğunuz zaman hangi yazar yazmış dersiniz. Bu kimlik Borges'te şöyle, bilinmeyen yerden gelen bir yolcu, işte sonlanmayan bir girişim, ne zaman bittiği bilinmeyen bir olay, ondan sonra kurucusu belli olmayan bir din, kaç tane üyesi olduğu belli olmayan bir gizli tarikat gibi. Yani bilinmez bırakıyor orayı, sizin kitabın içeriğine ve sürükleyici tanımlarından, Borges'in size oluşturduğu, kelimelerden oluşturduğu dünyada sizin hissederek devamını getirmenizi bekliyor gibi geldi bana. Belki öyle bir his yazmamıştır ama bana gelen kısmı öyleydi. Ve tabii ki Borges'in az önce etkilediği insanlardan bahsettik. Kendisi de ister istemez bir yere etkilemiş olacaktır. İnternet dünyasında, edebiyat dünyasında kendisini etkilediği isimler arasında Orhan Pamuk, Umberto Eco, Carlos Fuente gibi isimler var ama Umberto Eco'nun burada biraz özel bir yeri var. O da kendisi yazdığı bir kitapta, Gül'ün Adı diye bir kitap var. Orada kör bir kütüphaneciden bahsediyor. Ki adı da Borges ya da Jorge ikisinden biri. Açık açık bizim Borges ismine gönderme yapıyor artık. Çok sevdiği için yazarın orada olmasını istedi. Bilmiyoruz ama örnek aldığı onun yolunda gittiği
geldim. Burada iki tane resim var. Biri sol taraftaki kitap kapağı, sağ taraftaki ne olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğim. Ne olabilir? Fikri olan var mı? Kafa da kafa mı? Evet, birazcık benziyor. Burada Borges'in kör olduktan sonra kendi portresini çizmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu da bilirsiniz, güzel bir şey olur diye düşünüyorum. En ünlü eserlerini koydum buraya. Normalde kendisinin eserleri, deneme şiirler falan hepsi beraber geldiği zaman 65'ten fazla bir eseri var galiba. Fakat en ünlü de bunlar, en ünlüler. Bir tane de şiir var. Kendisi 85 yaşındayken yazmış. Ben sizin de dinlemenizi istersen diye düşündüm. Kör olduktan sonra yazmış ve yaşlı bir adam düşünün. Yani şimdiye kadar yaşadıklarından ne çıkarmış, ne ders almış ve genç olsaydı tekrar ne yapardı? Onun üzerine bir şiir yazmış. Siz de gençsiniz daha çoğunuz. Hatta hepiniz diyeyim. Örnek alıp buradan acaba benim de boş verdiğim, yapmadığım, acaba sonra pişman olabileceğim şeyler var mı diye sorgulayacağını düşünüyoruz dinledikten sonra. İzin verirseniz bunu okuyayım. İspanyolcası var burada ama ben tabii ki tonlama ve vurguları falan kendi tarzıma göre yaptım. Şiirde bir de şunu gördüm. Ben tabii her zaman öyle hissediyordum da burada iyice gördüm. Başka bir de çevirdiğiniz zaman çok büyük anlam kayması ve tonlama bozulması falan oluyor. O yüzden orijinal okumamı sevmeyi fayda etmeyecek. Ben o yüzden biraz okumamdan kendime geleceğim. İyi günler olsun. Şiirin adı Andar. İngilizcesi Moments diye geçiyor. Aratırsam bu daha kolay çıkar. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, İkincisinden daha çok hata yapardım. Husursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Temizlik sorun bile olmazdı. Daha çok riske girerdim. Seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneş doğuşu yüzler, daha çok dağa tırmanır, daha çok nehirde giderdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim böylece ve daha az bezelye. Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanları yerine. Yaşamın her anını gerçek ve memnun olan insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer yalnız ve mutlu anlarım olurdu. Farkında mısınız bilmem, yaşam mutlu zaten. Anlar, sadece anlar. Siz de anı yaşayın. Hiçbir yere yanında termometre, su, şemsiye ve paraşüt olmadan gitmeyen insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer hiçbir şey taşımazdım. Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda kapışlarımı fırlatır atardım ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım. Bir şansım olsaydı eğer. Ama işte 85'indeyim de biliyorum, ölüyorum. Bir de size tabii ki yazar gerçeküstü hayalci romanlar, hikayeler yazdığını söyledim. Kendisi çok güzel bir akıcı yazmasına rağmen roman yazmaktansa hikayede kalmayı tercih etmiş. Yani Borges'in çok uzun soluklu, böyle 500-600-700 sayfa kitapları yok. Genelde kitaplarındaki öyküler kitap kalın olsa bile parçalardan oluştuğu için kendisi çok da sıkmadan hemen bitirmiş öykülerini. Hatta tek sayfadan oluşan öyküye bile var diye yapıyorum. Gelelim etkili isimlerden birine demiştik. Etkilemeden demeyelim de bunu tam etkilenmişim bilmiyorum ama İhsan Oktay Anar'dan bahsetmek istiyorum biraz. Borges'in tarzında ama roman halinde çok güzel yazan bir yazarımız. Özellikle Puslu Kıtalar Atlası'nı ben tavsiye ediyorum size. Beğenip beğenmemeyeceğinizi düşünmüyorum. Kesinlikle beğenirsiniz çünkü şöyle bir durum var. Bu kitapta büyücülük desenim var, gerçeküstülük, hayalcilik, tarih var, simya var, paralel evrenler, zamanda yolculuk. Aynen Borges ister istemez daha o zamanlarda rüyanın içinde yaşama, işte reenkarnasyon, bir sürü konuya girip çıkmışsa fark etmeden veya bilerek İhsan Oktay Anar'da bu kitabında şu türleri, gördüğümüz türlerin neredeyse hepsine ister istemez girmiş. Yani bunlardan birini seviyorsanız elbette kitaptan hoşlanacaksınız diye tahmin ediyorum. Kaynakçamız var burada, çok da önemli değil. Bu arada
tabii ben bu kadar övdüm yazarı. Güzel, ben beğendim kendisini. Zaten araştırmak istiyordum. Sizin de beğeneceğini düşündüğüm için iki tane kendisinin kitabını hediye etmek istiyorum. Gönüllü olursa kendisine hediye ederim. Bir de İhsan Oktay Anar'ın az önce bahsettiğim Uslu Kıtalar Atlası. O da yine aynı tarzda. Gönüllü olursa üç kitabı isteyen arkadaşlara hediye edeceğim. Kimler gönüllü? İlk parmak kaldıran arkadaşlar. İlk gönüllü olan üç kişi. Ama kesinlikle beğeneceğinize eminim. Özellikle o Uslu Kıtalar Atlası'nda. Sen anlatırken içimden geçirdim. Şu kitabı bir an önce nereden alsam diye. Evet. Onu ben daha önce okuduğum için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hepiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bu arada ben istediğiniz soruyu sorabilirsiniz dedim. Biliyorsam yardımcı olacaktım. Soru sorulursa onu hediye edecektim. Kimse soru sormadı. Ben de bir üstüne öğrendim. O konuda kusura bakmayın. Kısmet. Çok teşekkür ederim.